Hey arkadaşlar bu videoda sizlere Dungeon Quest'teki Top Hat'in yani Red Player 2'deki top hatin nasıl alınır bu videoda size göstereceğim. Ama videoya geçmeden önce arkadaşlar like ve abone olmayı ve Discord sunucumuza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hemen sizlere e, bu videoda nasıl alındığını göstereceğim. İlk olarak e, Dungeon Quest'in e, linkini linkin açıklama kısmına koyarım. Koymazsam zaten Dungeon Quest yazarak bulabilirsiniz. Şimdi haritanın etrafında birkaç tane renkli kristaller var. Bu kristallerin yerlerini bulmanız gerekiyor ilk önce. Hemen ben bu kristallerin yerlerini sizlere göstereceğim. İlk kristalimiz arkadaşlar şurada arkadan. Ee, hemen kristali yanına gidiyoruz buradan Şekilden şekilde bakın kristal burada gördüğünüz gibi birinci kristalimiz burada bunu değdim şimdi ikinci kristale gidiyorum arkadaşlar ikinci kristal bir tane bina var o, o binanın arkasında bütün haritayı gören bir tane e, dağlık tepe var o tepenin orada binanın arkasındaki bir tane delikte de, e, hemen şu anda oraya doğru gidiyoruz arkadaşlar ve e, şu anda videoyu Discord'dakilerle beraber çekiyorum discorddakiler e, yani discorda gelerek videolara katılabilirsiniz Şimdi bakın şurada bir tane yer var hemen oraya gidiyorum hemen buradan geçelim bir de bu kristallere sırayla değmeniz gerekiyor yani düzgün sırayla değmezseniz bozuluyor diye biliyorum renklerin sırası var mesela e, kırmızı sarı mavi e, turkuaz beyaz ve pembe yeşil bu şekilde şimdi diğer e, renk e, diğer kristalli şu binanın arkasında arkadaşlar hemen oraya gidiyorum şimdi hemen şuradan geçelim arkadaşlar bu diğer yerde şurada hemen gidiyoruz oraya. Yanlış yere gelmişim şurada arkadaşlar burası değil. Ee, tam şu kulenin olduğu yerde buradaki duvar yani buradaki kale ne diyeyim kale gibi bir yer işte. Buradaki taraf yani daha yakın olan yer. Diğer kristal de burada arkadaşlar. bu ee, hangi kristal? Sarı kristal. Şimdi koyu mavi kristali bulacağız. Hemen şuradan ee, koyu mavi neredeymiş arkadaşlar? Nehirdeymiş. Hemen nehre doğru gidiyorum buradan. Hemen nehirde şurada zaten. E, şifrede nehrin orada hemen nehre doğru gidiyoruz ve e, biraz ileride bir şifre var o şifreyi bulması biraz zor e, o yüzden orada biraz takılabiliriz her soru burada farklı o şifre bir de o biraz sıkıntı arkadaşlar şimdi diğer e, şifre, kristalimiz de buradan nehirde hemen şuradan geçiyorum aşağı atlayacağız buradan bakın tam şuradan e, direkt dalacaksınız bakın burada direkt dalıyorum ve şifremizi şifre ediyorum yani diğer kristal e, burada gördüğünüz gibi mavi kristal burada Hemen buradan mavi kristali de aldık gördüğünüz gibi. Şimdi e, dördüncü neredeymiş? E, beyaz iskeledeymiş. Hemen şuraya gidelim. Bakın şurası e, iskele gibi olan yer. Hemen şimdi buradan şuraya gidiyoruz arkadaşlar. Bakın tam şuradaki ağacın arkasından. Diğer kristal bakın arkadaşlar burada. E, gördüğünüz gibi bakın şuradan geliyorsunuz. Tam buradan. Ve beyaz kristal de burada arkadaşlar. Bunda da şimdi diğer kristal ise e, şu karşıdaki adada. Ada değil aslında da ada gibi duruyor buradan. Tam şurada bir tane kapı gibi bir yer var. E, ee, tam orada arkadaşlar hemen ben buradan yüzerek karşıya geçiyorum arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi adamıza geldik. Ee, diğer kristalle bakın şurada mor kristal. Hemen buradan şuraya çıkıyoruz. Ve evet mor kristali aldık. Şimdi bir tane madene gideceğiz. Ee, diğer kristalimiz ise arkadaşlar madende parkur var. İçeride işte. o parkur yapmamız gerekiyor. Ve son ee, bir tane kristal kaldı. İki tane kalmış arkadaşlar, hemen şuradan şimdi gidiyoruz. Aynen bir tane kristal var. Bir de bildirim geliyor telefondan bakıyorum kristallere. E, not ettim ben nerede olduklarını, o yüzden bildirim geliyor. Hemen bakın şimdi şurada, e, buradan tepenin üstünden ilerliyoruz arkadaşlar. Hemen şuradan geçelim. Tam şurada aşağıda bir yerde. Hemen şuradan ilerliyorum arkadaşlar. Bakın tam buradan aşağı atlıyorsunuz ve kristalin e, bulunduğu maden buradan. Direkt şuradan kayanın üstüne atlayın, uğraşmayın. Buradan madene girdim arkadaşlar. Hemen buradan ilerliyorum. Şurada bir tane kapı var. Ee, bu kapıya deyip portala, portaldan geçiyorsunuz. Evet şimdi ee, parkura geldik. Burada bu parkur bayağı kolay zaten. Hiç zorlanmadan yaparsanız. Ee, acele etmeden yaparsanız direkt yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ikinci yerdeyiz. Hemen şuradan ikinci parkurda bitirelim. Düşme tam sanki düşecek gibi duruyorsunuz ama düşmüyorsunuz. Bakın nerede diğer kristal size göstereceğim. Hemen yaklaşamalı birazdan. Hemen şunu atlayalım. Buradan da atlayalım hop şuradan ve burası tamam. Şimdi burası biraz zor gibi duruyor ama aslında çok kolay Evet şimdi e, düştüm tekrar buraya geldim Hemen şimdi buraya ilerliyorum arkadaşlar ve e, burada tren rayları var bu tren raylarına geçiyorsunuz buradan şu şekilde ve e, diğer kristalim şu kapının arkasında maden girişinde orada yani tren rayının ve e, son kristalimiz yeşil kristalde burada gördüğünüz gibi ve bunu da bu şekilde gördüğünüz gibi aldım şimdi hemen Şimdi e, bir tane şifre var. O şifreyi bulmamız için bizim e, haritadaki kristallerin haritada ışıklar var. O ışıklara bakarak bulacağız. Şimdi hemen e, gidiyorum arkadaşlar o ışıkların olduğu yere. Bu onu bunu bulmak biraz zor işte. O yüzden e, biraz burada takılabiliriz arkadaşlar. Bir de bu şifre her soru değişiyor. Yani mesela ben de buradaki şifre e, 1 3 1 2 3 4 5'tir mesela. Sizin orada 3 2 5'tir falan ya yani bu şekilde her serverda değişiyor şifre. Şifreyi arkadaşlar nereden alacağız? E, ben bunu sizlere göstereyim. Hemen ee, şuradan çıkıyoruz arkadaşlar hemen şuradan çıkalım bakın buradan e, bakalım nerede orası e, tam buraya geliyorsunuz bakın tam şu hizada e, duracaksınız haritadaki tüm ışıkları göstereceksiniz bakın buradan sol tarafta mesela ışık var bir tane buradaki ışıklar yanıp sönüyor yanıp söndükçe e, Bunlar rakamlar veriliyor mesela şimdi bekleyin hepsi aynı anda yanacak birazdan bakın mesela ta bakın hepsi aynı anda yandı ee, birkaç tane söndü mesela şimdi yandı sonra bir tanesi falan söndü böyle yandı Hangileri yandıysa o yananların e, sayılarına birleştir yani diyelim e, ilk yandı da iki tane yandı Üçüncü yandığında mesela hepsi aynı anda yandıysa e, Tüm ışıkları sayısını şifre olarak vereceksin işte e, Buraya video kaydı olarak yapın çünkü e, Yanarken bulmanız çok zor o yüzden biz de video kaydından bakacağız arkadaşlar Şimdi arkadaşlar sizlere kapının şifresini almaya göstereceğim e, Hemen şimdi buradan yukarı çıkıyoruz arkadaşlar Tam buradan geleceğiz şimdi ee, Hemen bakın Tam buradan bakmanız gerekiyor Sol tarafta ışık var bir tane ee, Alt tarafta ışık var Ben videoda bunları daire için almışımdır Bu ışıkların yanmasına göre e, Bu şifre çözeceğiz şimdi Evet arkadaşlar şimdi geldim buraya Hemen kodu yazacağım bakın e, sol tarafta panel var o panelde kodu yazıyorum ve direkt ee, ışıkların yanması, yandığı sayıya göre kodu yazıyoruz işte ışıkların yanıp sönmesine göre. Onu yazıp direkt boss fight'e gidiyoruz. Hemen ben o kodları yazıp arkadaşlar boss fight'e geliyorum. <laughs> video bu kadar da umarım beğenmişsinizdir bu videoyu sonradan kayda alırım çünkü ben daha boss fight'ı bitirememiştim umarım videoyu beğenmişsinizdir beğenirse like abone olmayı unutmayın hoşçakalın ve bay bay